Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Fotosentezde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama önce şunu söyleyeyim, eğer beni izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi fotosentezde nerede kalmıştık? En son fotosentez hızına etki eden faktörleri anlatmıştım. Şimdi nereye geçiyoruz arkadaşlar? Bizim için önemli konulardan bir tanesine. Sıcak ve kurak iklimli bölgelerdeki karbon fiksasyonun mekanizmasından bahsedeceğiz. Karbon fiksasyonu ne demektir? Karbonun bağlanması demektir arkadaşlar. Bu mekanizmalardan bahsedeceğiz. Siz de bilirsiniz ki C3, C4 ve cam bitkileriniz var. Bu bitkilerde karbon fiksasyonu nasıl gerçekleşiyor, ne gibi farklılıklar var, bunlardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde fotorespirasyondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Nedir fotorespirasyon? Foto ışık demektir. Respirasyon da solunum anlamında kullanılır. Işık solunumuna biz fotorespirasyon diyoruz. Peki nedir bu ışık solunumu, fotorespirasyon? Arkadaşlar fotorespirasyondan bahsederken C3 bitkilerinden de bahsetmiş olacağım. Zaten benim anlattığım şu zamana kadarki fotosentez mekanizması, yani karbon bağlama mekanizması C3 bitkilerine aitti. Doğada en çok bulunan bitkiler C3 bitkileridir. Dolayısıyla bu anlattığım fotosentez olayı da onlar için geçerlidir. Ama burada yine ayrıca da bahsedeceğiz. Arkadaşlar bitkilerin çoğunda karbon fiksasyonu dediğimiz olay, yani karbonun bağlanması Rubisco enzimi aracılığıyla oluyor. Rubisco karbondioksiti rubiloz bifosfata bağlanmasını sağlıyor arkadaşlar. Biz bu bitkilere C3 bitkileri diyoruz. Zaten bu olayı ben size anlatmıştım değil mi, Calvin döngüsünde? İşte C3 bitkileri bu olayı gerçekleştiren bitkilerdir. O zaman şöyle diyelim. Rubisco aracılığıyla kısaca yazalım. Şöyle kalemim yazmıyor mu? Yazması lazım. Evet. Rubisco aracılığıyla karbonun ya da karbondioksitin rubiloz bifosfata bağlayan bitkilere C3 bitkileri denir. C3 bitkileri denir. Yani burada hem C3 bitkilerinden bahsedeceğiz hem de arkadaşlar fotorespirasyondan bahsedeceğiz. Şimdi C3 bitkilerine örnek vereyim. Mesela çeltik, buğday, soya fasulyesi, bu tarımsal yönden önemli olan bitkilerin çoğu arkadaşlar C3 bitkileridir. O zaman yazalım. Çeltik, buğday, soya fasulyesi C3 bitkilerindendir. C3 bitkilerindendir. Arkadaşlar, sıcak ve kurak olan zamanlarda, yani sıcak ve kurak günlerde stomalar kısmen kapanıyor. Neden? Çünkü su kaybını azaltması gerekiyor. Bu yüzden de kısmen kapanıyor. C3 bitkileri bu yüzden de daha az şeker üretiyorlar. Çünkü arkadaşlar, yaprak içerisine girecek olan karbondioksit azaldığı zaman Calvin döngüsü sekteye uğruyor. Yani Calvin döngüsü karbondioksit kıtlığı çekmeye başlıyor. Bu yüzden de daha az şeker üretmeye başlıyorlar kurak ve sıcak olan günlerde. O zaman şöyle bir söylediğimizde yazalım. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle yazalım. Sıcak ve kurak günlerde stomalar neydi? Stoma bitkide karbondioksitin, işte bitkiye girmesini sağlıyordu. Üretilen oksijenin de bitkiden çıkmasını sağlıyordu. Sıcak ve kurak günlerde stomalar kısmen kapanır. Kısmen kapanır ve karbondioksit girişi azalır. Bu yüzden daha az Şeker üretilir. Yani C3 bitkiler arkadaşlar daha az şeker üretmeye başlıyorlar. Bundan sonra ne olacak? Şimdi Rubisco dediğimiz enzim karbondioksit yerine oksijen bağlayabilir arkadaşlar. Yani çünkü karbondioksite ilgisinin olduğu gibi oksijene de ilgisi var. Karbondioksit kadar olmasa da arkadaşlar bağlayabiliyor. Bağladığı zaman bu sefer yaprağın bu hava boşluğu dediğimiz kısımlarda karbondioksit miktarı giderek azalıyor arkadaşlar. Bu sefer Rubisco Calvin döngüsüne karbondioksit yerine ne gönderiyor? Oksijenin girmesini sağlıyor arkadaşlar. Peki oksijen girerse ne olur? Ürün parçalanıyor.
Ve iki karbonlu olan bir bileşik kloroplasttan ayrılıyor arkadaşlar. Yani oksijen oradaki besinin aslında bir nevi parçalanmasını sağlıyor. Peroksizomlar ve mitokondri karbondioksit çıkışına neden oluyor arkadaşlar. Bu bileşiği yeniden düzenliyorlar ve parçalıyorlar. Daha sonra neler gerçekleşiyor? Bu olay şimdi ışık varlığında gerçekleştiği için ve karbondioksit üretip oksijen tükettiği için arkadaşlar biz buna fotorespirasyon diyoruz. Yani ışık solunumu ismini veriyoruz. Burada ATP üretimi yok. Sadece oksijen girer, oradaki 3 karbonlu bileşiği parçalıyor arkadaşlar ve 2 karbonlu bileşiğin kloroplasttan ayrılmasını sağlıyor. Yani ürün parçalanıyor, 2 karbonlu bir bileşik kloroplasttan ayrılıyor. Biz bu olayda ne diyoruz? Fotorespirasyon diyoruz. ATP üretilmez, tüketilir. Bunu da unutmayalım. Peki zararı var mıdır? Arkadaşlar fotosentezdeki ürün miktarını azaltıyor bu olay. Bunu da nasıl yapıyor? Calvin döngüsünden organik maddeyi çekiyor. Ne yapıyor? Karbondioksitin serbest kalmasını sağlıyor. Yani karbondioksit yerine oksijen bağlayarak bir nevi yeni bir karbondioksit oluşumunu sağlıyor. Bu karbondioksit de zaten atmosfere veriliyor. Aslında düşündüğümüz zaman bitkilere zararı var. Ama bilim insanları araştırma yapmışlar. Bazı bitkiler için de iyileştirici bir etkisi olduğunu göstermişler arkadaşlar. Yani tam olarak ikilemde kalınmış. Zararlı mı yararlı mı diye tam olarak karar verilmiş değil. Fotorespirasyon zararlı mı yararlı mı diye. O zaman nasıl gerçekleştiğini yazalım. Şöyle diyelim. Rubisco karbondioksit yerine oksijen bağlayabilir. Oksijen bağlayabilir. Yaprağın hava boşluklarında karbondioksit giderek azalır. Rubisco Calvin döngüsüne karbondioksit yerine oksijen gönderir. Oksijen girince de ne olacak arkadaşlar? Şuraya devam ediyorum. Ürün parçalanır. İki karbonlu bir bileşik. Şimdi 3 karbonlu bileşik oluşturuluyordu ya. 3 karbonlu bileşik parçalanıyor. 2 karbonlu bir bileşik kloroplasttan çıkıyor. Geriye kalan bir karbon da karbondioksit olarak açığa çıkıyor arkadaşlar. Yani karbondioksit üretimi vardır burada. Bir bileşik kloroplasttan ayrılır. Ne yapıyor bu sırada? Peroksizomlar ve mitokondri karbondioksit çıkışına neden olur. Arkadaşlar bu bileşik yeniden düzenlenir. Bu bileşiği yeniden düzenler ve parçalar. Yani aslında fotosentezde üretilen o besin ne oldu? 2 karbonlu olarak dışarıya çıktı. Sonra peroksizomlar mitokondri karbondioksit çıkışına neden oldu. Bu bileşik yeniden düzenlendi ve parçalandı. Aslında ne oldu? Fotosentez üretilen besi hiçbir işe yaramadan parçalanmış oldu arkadaşlar. Bu süreç ışıkta gerçekleştiği için foto diyoruz. Bakın foto. Karbondioksit üretip oksijen tükettiği için solunum. Yani respirasyon adını alır. Yani kısaca ne diyeceğiz? Fotorespirasyon diyeceğiz arkadaşlar. Fotorespirasyon. Evet, bu şekilde bir olay gerçekleşiyor. Burada ATP üretilmiyor, tüketiliyor ve fotosentezdeki ürün miktarını azaltıyor arkadaşlar. Burada ATP üretilmez, tüketilir.
Fotosentez ürünü azalır. Evet, bu şekilde bir olay gerçekleşiyor arkadaşlar. Fotorespirasyon dediğimiz olayda. Şimdi fotorespirasyon bu kadar. Gelelim diğer mekanizmalara arkadaşlar. Şimdi bazı bitki türleri Rubisco enzimini kullanamıyorlar. Ne yapıyorlar? Alternatif karbon fiksasyonu yolları geliştiriyorlar arkadaşlar. Bu yollar işte sıcak ve kurak iklimlerde ışık solunumunu en aza indiriyor. Yani fotorespirasyonu en aza indiriyor. Kalbin döngüsünü optimum düzeye çıkarmış oluyor. Aslında normalde sıcak ve kurak yerlerde ne oluyordu? Stomaların kısmen kapanmasından dolayı bu olay gerçekleşiyordu. Ama stomalar sürekli açık kalsa ne olacak? Bu olay gerçekleşmeyecek. İşte bazı mekanizmalar var ki stomalar kapalı, tamamen kapalı olsa bile fotosentez yapılabiliyor. Biz bunlara C4 ve cam bitkilerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Zaten şu zamana kadar anlattıklarım C3 bitkileriyle ilgiliydi. Bundan sonra C4 ve cam bitkilerine geçiş yapacağız. O zaman şöyle yazalım. Şöyle bir giriş cümlesi gibi olsun. Bazı bitkiler alternatif karbon fiksasyonu yolları geliştirmiştir. Şöyle buraya devam ediyorum. Bu yollar sıcak ve kurak iklimlerde bile ışık solunumunu en aza indirgerken ya da indirirken fotosentezi ya da Calvin döngüsünü dememiz daha doğru olur aslında. Şöyle parantez içerisinde yazayım. Calvin döngüsünü maksimuma çıkarır diyelim veya optimuma çıkarır. Evet, bu sayede arkadaşlar ne oluyordu? Karbondioksit fiksasyonu veya karbon fiksasyonu gerçekleşiyor. Peki bu yollar nedir? Bu yollar C4 mekanizması ve cam bitkileri diyeceğiz ama cam bitkisinin açılımı nedir arkadaşlar? Krasulasyon asit metabolizması, bakın. Şöyle krasulasyon bu şekilde yazılıyor. Asit metabolizması. Biz kısaca buna ne diyeceğiz? Cam deyip geçeceğiz arkadaşlar. Bu yollar C4 mekanizması ve cam yollarıdır diyelim. Yollarıdır ya da mekanizmalarıdır. Şimdi devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden. Neye geçiyoruz? C4 bitkilerine. C4 bitkileri nasıl bir yöntem kullanıyorlar? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Şöyle kırmızı kalemle yazıyorum C4 bitkileri diye. C4 bitkileri. Şimdi bunlarda nasıl bir mekanizma var? Arkadaşlar C4 bitkileri Calvin döngüsünde ilk önce 4 karbonlu bir bileşik oluşturuyor. Yani Calvin döngüsüne girmeden önce 4 karbonlu bir bileşik oluşturuyor. Bu canlılar, yani bu bitkiler şeker kamışı, mısır gibi bitkilerdir. Hani biraz daha kurak ortam bitkileridir. İşte şeker kamışı olsun, mısır olsun, bunlar biraz daha kurak ortam bitkileri. Bu bitkiler arkadaşlar birbirinden farklı iki tip hücre bulunduruyorlar, C4 bitkileri. Nedir bu hücreler? Demet kını hücreleri ve mezofil hücreleridir. Mezofil hücrelerinden hatırlarsanız bahsettim. Yapraklarda bulunan bir tabakaydı mezofil tabakası. Fotosentezin en yoğun gerçekleştiği yerde arkadaşlar. Ayrıca C4 bitkilerinde mezofile ek bir de ne var? Demet kını hücreleri var. Arkadaşlar demet kını hücreleri yaprak damarlarının çevresinde böyle sıkı paketler halinde bulunuyor. Demet kını ve yaprak yüzeyi arasında ise daha gevşek olarak bulunan mezofil tabakası vardır. Yani birbirleriyle temas halindeler. Zaten temas halinde olmasalar hani aktarım birazcık zor olabilirdi. İkisi birbirine temas halinde. Arkadaşlar Calvin döngüsünde yalnızca demet kını hücrelerinin kloroplastlarında gerçekleşir bu döngü. Calvin döngüsü. Bu C4 bitkileri için yalnızca
demet kımı hücrelerinin kloroplastlarında gerçekleşir. Ve karbondioksit mezofil hücrelerinde organik bileşiklerin yapısına katılarak kalbin döngüsüne katılır arkadaşlar. Bu şekilde bir olay var. Şekil üstünde de zaten göstereceğim nasıl olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Şöyle ilk önce söylediklerimi yazayım. Daha sonra şeklini çizip şekil üstünde daha iyi bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Daha iyi anlayacağız. O zaman yazalım. Bu bitkilerde diyelim. Bu bitkilerde kalbin döngüsünden önce dört karbonlu bileşik üretilir. Örneklerini verelim. Neydi? Şeker kamışı, mısır gibi bitkilerdir. C4 bitkileri bunlardır arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. Şöyle diyelim. C4 bitkilerinde birbirinden farklı iki tip hücre bulunur. Neymiş bunlar arkadaşlar? Demet kını ve mezofil hücreleri. Sonra ne dedik arkadaşlar? Şöyle yazalım. Demet kını hücreleri yaprak damarlarının çevresinde sıkı paketler halinde bulunuyor dedik. Yazalım bunu da isterseniz. Yerleri de çünkü önemli sorulabilir. Demet kını hücreleri yaprak damarları derken kısilen ve flemden bahsediyoruz. Yaprak damarlarının çevresinde sıkı paketler halindedir. Demet kını ile yaprak yüzeyi arasında mezofil hücreleri vardır. Şimdi kısımlarından bahsettik. Bir de şey yazalım. Nasıl gerçekleştiğini yazalım. Sonra şekil üstünde göstereyim. Arkadaşlar dediğimiz gibi kalbin yalnızca demet kını hücrelerinin kloroplastlarında gerçekleşir. Yalnızca burada gerçekleşiyor. Karbondioksit ise mezofil hücrelerinde bakın. Karbondioksit mezofil hücrelerinde organik bileşiklerin yapısına kalbin döngüsünden önce katılır. Şimdi yazdıktan sonra şöyle ben bir şekli çizeyim arkadaşlar. Şekil üzerinde anlatayım. Evet arkadaşlar ben şekli çizdim. Vakit kaybı olmasın diye. Şimdi bakın şöyle bir olay gerçekleşiyor. İlk önce mezofil hücrelerinde 3 karbonlu alan PEP molekülüne PEP karboksilaz tarafından karbondioksit bağlanıyor. Daha sonra bu karbondioksit bağlanınca bu molekül neye dönüşüyor? 4 karbonlu olan oksaloasetata dönüşüyor. Oksaloasetat da yine değişime uğrayarak 4 karbonlu olan malata dönüşüyor arkadaşlar. Malata dönüştükten sonra bakın şu evrede tekrardan PEP molekülünün oluşturulabilmesi için ATP harcanıyor ve tekrardan 3 karbonlu olan PEP molekülü oluşuyor arkadaşlar. Peki bu 4 karbonlu olan malat neye ayrışıyor? Mezofil hücrelerinde işi biten malat molekülü geliyor burada karbondioksit ve pürüvata kadar ayrışıyor. Yani 4 karbonlu olan malat karbondioksite ve 3 karbonlu olan pürüvata dönüşüyor. Bu karbondioksit demet kını hücrelerinde kalbin döngüsüne katılıyor ve kalbin döngüsüyle ne üretiliyor? Şeker üretiliyor. Üretilen şeker demet dokusuna verilerek arkadaşlar buradan iletim demetlerine aktarılır ve flüemle nereye taşınır? Depo edileceği yere taşınır. İşte bu olayın
Gerçekleştiği bitkiler kimlermiş? C4 bitkileriymiş. Ben burada bakın şu kısma 1 diyeceğim. Şöyle 1 diyeceğim arkadaşlar buraya. Daha sonra şu malatın oluştuğu yere 2 diyeceğim. Şuradaki olayın tamamına da 3 diyeceğim. Bunları şöyle bir açıklayayım. Nereye yazalım? Şuraya yazalım isterseniz. En başa yazalım. Aynı sayfada olsun. Şöyle 1 diyorum. Birinci olayımız neydi? Mezofil hücrelerinde pep karboksilaz enzimi ne yapıyor arkadaşlar? Karbondioksitin pep ile neydi bu? Piruvat enol fosfat değil mi? Pep ile birleşmesini sağlar. Daha sonra ikinci olayımızda anlatalım. Malat neye dönüşüyor diye. 4 karbonlu olan bileşik arkadaşlar, yani malat, 4 karbonlu olan bu bileşik malat, karbondioksit atomlarını ya da karbondioksiti plazmodesmer aracılığıyla, hani hatırlayın plazmodesmataları anlatmıştım ben size hücre konusunda, bitki hücrelerindeki bağlantılarda değil mi? Hücreler arası bağlantılarda plazmodesmatalar aracılığıyla nereye gönderiyor? Demet kanı hücrelerine gönderiyor. Plazmodesmatalar aracılığıyla nereye gönderir? Demet kanı hücrelerine gönderir. Sonra üçüncü olayımızda yazalım. Üçüncü olayımızda ne? Demet kanı hücrelerinde karbondioksit serbest kalıyor ve Calvin döngüsüne giriyor. Evet, böylece C4 bitkilerini bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar C4 bitkileriyle ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Bu evrede kullanılan ATP var ya, bakın şurada bir ATP harcanıyor. Bu evrede kullanılan ATP demet kanı hücreleri tarafından devirsel elektron akışıyla üretilir. Bakın bir devirsiz vardı, bir de devirsel vardı. Neden devirsel elektron akışıyla üretiyor? Çünkü o bitkilerde fotosistem 2 bulunmaz. Sadece fotosistem 1 vardır. Fotosistem 1'in kullanıldığı elektron akışı hangisiydi? Devirsel elektron akışıydı. Bu yüzden buradaki ATP sadece devirsel elektron akışıyla üretilir arkadaşlar. Fotosistem 2 bulunmadığı için. Bu yüzden ATP üretiminin tek yolu devirsel elektron akışıdır. Yani fotosistem 1'in kullanıldığı akıştır. Bunu da unutmayalım. Şu alta not olarak yazayım arkadaşlar. Şöyle bir not diyelim. Kısaca yazacağım zaten, böyle uzun uzun değil. Burada üretilen ATP devirsel elektron, yani devirli elektron akışı ile üretilir. Çünkü bu bitkilerde fotosistem 2 yoktur. Sadece fotosistem 1 vardır. Yani tek üretebileceği yol zaten devirli elektron akışıdır. Başka bir yolu üretemiyor. Evet, bizim C4 bitkileriyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim. Ben videoyu kesmeyeceğim. Çünkü sadece cam bitkileri kaldı. Kısaca cam bitkilerinden bahsedip ikisini bir karşılaştıralım. Daha sonra bitirelim. Şöyle başlık yazıyorum yine, cam bitkileri diye. Cam bitkileri. Arkadaşlar bu metabolizma tamamen su depolayan bitkilerde görülür. Yani çöl yaşamına uyum sağlamış olan sukulent dediğimiz bitkilerde görülür. Su depolayan bitkilerde, o zaman yazalım. Su depolayan bitkilerde görülür. İşte kaktüs gibi arkadaşlar bitkilerde görülüyor.
Peki bu bitkilerin özelliği ne? Bu bitkiler gündüzleri stomalarını kapatıyor, geceleri açıyor. O zaman karbondioksit nasıl girecek, değil mi? Karbondioksit şöyle giriş yapar. Şimdi çöl bitkileri gündüz stomalarını kapattığı için arkadaşlar hem su çıkışını engellemiş oluyorlar, yani su kaybını engellemiş oluyorlar. Bu iyi bir yöndür. Ama karbondioksit girişini de engellemiş oluyorlar. E bu da ne olacak? Kötü bir yöndür fotosentez için. Bunlar gece karbondioksit depo edecekler. Peki nasıl depo edecekler? Peki tüm bu olumsuzluklara rağmen cam bitkileri ne yapıyorlar? Arkadaşlar gece stomaları açık olduğu zaman karbondioksiti alıyorlar. Bunları organik asitlere dönüştürüyorlar. Daha sonra bu organik asitleri işte sabah olup ışık reaksiyonları gerçekleşip de hani NADPH'la ATP üretilene kadar vakol dediğimiz ve diğer bir ismiyle kofol dediğimiz yapılarda depo ediyorlar. Sonrasında bu ışık ve evre olayları gerçekleştikten sonra bu organik asitler parçalanıyor ve karbondioksit serbest kalıyor. Karbondioksit serbest kalınca da Calvin döngüsü başlıyor ve fotosentez böylelikle tamamlanmış oluyor. Cam bitkilerinde tamamen gece gündüz ayrımı vardır. Yani zamanlama farklıdır. Hani öyle söyleyeyim. Ama cevdet bitkilerinde neydi? Aynı zamanda gerçekleşiyor. Sadece farklı hücrelerde gerçekleşiyor. Cam bitkilerinde aynı hücrede gerçekleşir arkadaşlar. Ama farklı zamanlarda olaylar gerçekleşir. Yani bunun ayrımını yapmamız lazım. C4 bitkilerinde farklı hücrelerde aynı zamanda gerçekleşen olaylar cam bitkilerinde aynı hücrede farklı zamanlarda gerçekleşir. Bunu da unutmayalım. O zaman şöyle bir bilgi yazalım isterseniz. Daha sonra C4 ve cam bitkilerini karşılaştıracağım arkadaşlar. Şöyle yazalım. Bu bitkilerde stomalar gece açık, gündüz kapalıdır. Şöyle yazalım bir de arkadaşlar. Ne dedik? Bu bitkiler geceleri karbondioksiti depo ediyorlar. Nasıl depo ediyorlar? Organik asitlere dönüştürerek. Bu bitkiler geceleri stomalardan giren karbondioksiti organik asitlere dönüştürerek depo eder. Sonra ne olur? Gündüz olunca ışıklı reaksiyonlar gerçekleştiğinde depo ettiği organik asitleri parçalayarak karbondioksiti açığa çıkarır. Calvin döngüsü gerçekleşir. Cam bitkilerinin temel mekanizması bu. Şimdi C4 ve cam bitkilerinin farkını söyleyeyim. C4 bitkilerinde ne dedik? Olaylar aynı zamanda farklı hücrelerde gerçekleşirken cam bitkilerinde olaylar aynı hücrede farklı zamanlarda gerçekleşir arkadaşlar. Bu arada cam bitkilerine hani bu mekanizmaya cam denilmesinin sebebi Crassulaceae diye bir familya, bu arada söyleyemiyorum. Bu familyada ilk olarak bulunmuş. O yüzden de arkadaşlar bu isim verilmiştir. Şimdi her ikisini karşılaştırayım. Çizeyim ben. Daha sonra size kısaca tekrardan açıklayayım arkadaşlar. Evet, ben şöyle çizdim arkadaşlar. Bakın olay aynı.
olay aynı. Sadece birinde farklı hücrelerde gerçekleşirken olaylar cam bitkilerinde farklı zamanlarda gerçekleşiyor. Tamam, bunu karıştırmayalım, unutmayalım. O zaman şöyle diyelim, bakın. Karbondioksit 4 karbonlu asitlere katılıyor. Karbon fiksasyonu diyoruz. Daha sonra organik asitlerden karbondioksit Calvin döngüsüne girmek için serbest bırakılıyor arkadaşlar. Olaylar bu şekilde gerçekleşir. O zaman şöyle diyelim, bakın, birinci evre şuralar, birinci evreler, burası da ikinci evreler. Birinci evrede ne oluyor? Karbondioksit 4 karbonlu asitlere katılır. Bu olaya ne diyoruz? Karbon fiksasyonu. İkinci evrede ise organik asitlerdeki karbondioksit Calvin döngüsüne girmek için serbest bırakılır. Evet, böylece cam bitkilerini, C4 bitkilerini karşılaştırmış olduk ve konumuzu bitirmiş olduk. Arkadaşlar, fotosentezle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. İlla ki benim de anlatmadığım eksik kalan kısımlar veya gözümden kaçan kısımlar vardır. Size tavsiyem, ben anlattıktan sonra konuyu bir de Campbell'dan veya elinizde bulunan ÖABT kitaplarından, ÖABT konu anlatım kitapları çok detaylı vermiyor. O yüzden her zaman için Campbell'dan gitmenizi öneririm. Oradan bir kısaca tekrar edin. Siz de bir o kısmı okuyun. Daha sonra elinizde bulunan kitaplardan, önce TYT kitaplarından, daha sonra ise ÖABT kitaplarından soru çözümü yapın. Tabii ki ben de soru çözümü yapacağım. Bundan sonraki videomuz fotosentezle ilgili soru çözümü olacaktır. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.